Onlar söylesin baştan dedim. Müge Hanım şu... Pardon, kim dur, başkasının söylemesini beklediğiniz o zaman başka şey de var mı Nurdagül? Başkasından yok. Çıksın diye. Yok, yemin olsun ki yok. Ama biliyordum. Ben de Hüseyin abi söylemediği için söylemedim. Çünkü ben şunu görüyorum. Aslında buraya gelen kişiler birçok şeyi, hani daha sonra burada hep beraber de buna şahit oluyoruz. Bir tek ben biliyorum demeyeyim yani. Birçok kişi hep beraber görüyoruz. Buraya gelenler bazı şeyleri biliyor ama başkaları söylesin. Yani bizden çıkmasın, başkalarından çıksın diye bekleniyor. Bak sen de mesela bunu öyle. Ben Hüseyin abi söylemeyince söylemek istemedim. O zaman bildiğini söylemiyorsun. Bildiğimi söyledim ben zaten. Her şeyi Hayır, söyledim. Bak. Şimdi Müge Hanım'ın dediği gibi olursa Hüseyin abi söylesin diye bildiğim bir şeyi saklayarak onun söylemesini bekledin. Öyle değil mi? Ha, o zaman bir şeyleri de ya ben yalnız halde, başıma kalıyorum. Bak bir şeylerin de bildiğin halde söylemiyorsun anlamı çıkar mı? Ne demek? Ben yalnız başıma kalıyorum yani bir şey ağzımdan yani Zeynepgil'e de söyleyecektim söylemek istemedim. Pınar'a da söyledim. Onlar söylesin dedim tamam dedim. Ama ben söyleyemem dedim. Bana baskı yaparlar ya, yalnız kalıyorum beni, ben dedim. Sen beni anladın mı? Anladım ben seni hocam. Heh, o yüzden tutumun, söylemedim. Senin için bu tutumun açıklaması böyle. Hani benden bilmesinler de ben biliyorum ama onlar söylesin gibi bir şey. Yani yine değil var mi? Mı diyorum o geceyle ilgili? Hayır. Çünkü o gün bu hiçbir şey olmadı. Biz Hüseyin abiyi aldık eve götürdük. Nurdagül Hanım. Bu tutum bir insana olan güveni azaltır. Ağzından çıkan lafın doğru kabul edilmesini önler. Bu tutum doğru değildir. Ne varsa her şey söyleyecek doğrusuyla. Ha bildiğini söylemeyip Hüseyin abi söylesin diye beklediğinde acaba geçmişte de böyle yaptı mı ya geliriz? Şimdi hocam ayrıyeten bir takım şeylerin geç ortaya atılması telafisi imkansız bir takım gecikmelere sebebiyet verir. O imkan, o gecikmenin telafisi de mümkün olmayabilir veya çok geç olan şeyin acısı alınacak neticesi ona göre durum yaratabilir. Bundan dolayı biz bütün olaylarda sizin olayınızda da özellikle Melahat Hanım'a hitap ederek eteğinizdeki bütün taşları ortaya koymakta gecikmeyin diye ısrarla belirttik. Laf gelecek diye. Aydınlığa kavuşması için, olayın aydınlığa kavuşması için bir takım bilgi ve bulguların ele geçmesinde geç kalınmaması için. Kaç kişi sınırdan yakaladılar yani. Evet. Polisler, jandarmalar evet. Yani. O bakımdan yani geç kalınan bilgiler. Ben her zaman söylüyorum yani Murat ya da Ahmet ya da iki Ahmet Nezen onlardan hoşlanır hoşlanmaz görüşürler görüşmezler ama Nezen'in yüksek ihtimalle bu cinayetini görüştüğü erkeklerden birisi işledi. Yaşı kaç olursa olsun. Evet. Şimdi siz yakın komşusunuz diye her ne kadar Murat ve Ahmet'in üzerinde konuşsak dahi açıkçası benim ihtimallerimde bir tek ikisi yok. Yani başka çocuklar da var. Şimdi eğer siz hani konu komşu olarak sonradan Melahat bana niye söyledi, söylemedin daha önce falan der diye konuşmazsanız eğer yani birilerini de kayırmış oluyoruz ister istemez. Ya da birilerini haksız yere burada isimlerini zikretmiş oluyoruz. Evet yani burada da 4-5 tane erkek var yani. Tabii ki. Görüştüğü de çocuklar var. Nezen'i hepsi bağladığı da diyor ki şununla görüşüyordu, bununla görüşüyordu. Yani hiç arada kıskançlık olmaz mı? Cinayetlerin maalesef büyük bir bölümü de tırnak içinde söylüyorum kıskançlık adı altında işleniyor. Yaşları kaç olursa olsun. Evet. O yaşlardaki kıskançlık çok daha berbat. Konuya komşuya, etrafa karşı, evet, yani arkadaş evet, grubuna o bakımdan karşı. Yani bilgilerin yani ben gününde Mehmet Atağan'ın saat... sözleri benim kulağımda çınlıyor yani. Evet. Ben evet. Mehmet Atağan'ın sözleri açıkçası benim tüylerimi diken diken etti. Ettiğini buldu dedi yani. Yani ettiğini evet. Buldu iyi oldu ben yani sevindim o bile yani. Bir kıskançlığın, bir kinin, bir husumetin tabii. ifadesidir. Hiç üzülmedim diyor çocuk böyle İşin şey. Gerçek tarafı bu yani. Ha, buna benzer ifadeleri başka türlü cinayetlerde gördük, siz gördük. De biliyorsunuz. Kaç defa Sayın Hocam, kaç olayda? Ama çok alışılageldik de değil tabii yani. Evet. Yani insan kuşun kanadı kırılsa içi parçalanıyor. Evet. Yani ben üzülmedim diyor. Tamam kaybolmuş olsa şu anda üzülmedim kaybına dese anlarım. Evet. Ama artık bir çocuk öldürülmüş yani. Hani buna kim üzülmez ki? Hangimiz üzülmüyoruz yani? Evet. Bilge Hanım, şeyde babanın tutumu hakkında bir şey söylemek istiyorum ben. Hüseyin Bey. Söyle hocam. Hüseyin Bey öteden beri acı veren bir duyguyu, gerçeği çok acı verdiği için kendisine
sürekli yok saydı. Yaşıyor, ediyor falan evet, gibi. Evet, yaşıyor dedim ben. Hala ben evet, biliyorum. Halen yine öyleyim. Yani. Biliyorum yok saydı. Yine halen öyleyim. Bu ben. Çok göze parmak derecede inkar fenomeni denir buna psikiyatride. Melahat Hanım'da da mı aynı şey var? Melahat Hanım daha gerçekçi. Hüseyin Bey göze parmak ama göze gözüken. Bir de öylesine inkar fenomenleri var ki bunlar göze kolay gözükmezler. Geç anlarsınız. Bu hemen kabak gibi anlaşılan bir durum. Ama oradaki Melek Hanım'ın dediği farklı bir şey. Hani yani ben şimdi onun ağzından söylemeyeyim. Bir 10 saniye geri gelirsen yani daha o zaman öldü belli değildi iyi oldu falan filan gibi bir şey dediğini söylüyor. Dedi, o geçti mi bu konuşma aranızda? Ben öyle, öyle bir şey söylemedim. Aramızda öyle bir konu daha geçmedi. İzleyebilir miyiz? O... Tabii şuraya bir 10 saniye 15 saniye başa alırsın. Biraz başa alınırsa. Orada bir kızgınlık reaksiyonundan bahsediyor oradaki aslında. Oradaki ifade kızgınlıkla önemli, söylenmiş, evet. Çok hoş olmayan bir takım evet. Kızınızla ilgili bir de, söylemlerde bir bulunduğunu bir cümle, ifade ediliyor. Bir cümle ilave edeyim müsaade ederseniz. Bu kız denetlenmesi zor, karşı koyan, boyun eğmeyen bir çocuk. 13 evet, yaşında. Evet, evet. Onu denetleyebilmek için baba denetlemek kastıyla gereğinden fazla sayılabilecek derecede kuvvet kullanmış. Şimdi hocam evet. Ben kuvvet kullandım bak ona bir şey demiyorum. Bak bir defa değil bu. Bir defa iki defa değil. Uzunca süren bir dönemde. Hayır. Çocuğun öyle, terbiyesinde. Yok. Hayır hayır öyle yok hocam. Öyle yok saniye. Hocam. Çocuk karşı koyan bir çocuk. Çocuk bildiğini yapan bir çocuk. Evet bildiğini yapıyordu. Bunu denetlemek kastıyla, terbiye kastıyla bizim yanlış olan geleneksel tavırlarımızdan birini sergilediğiniz anlaşılıyor. Şimdi hocam senin güzel söyledin de bak ben çocuğumu her yönü söyledim. Kızım bak yetme. Bizden bak beni tamam sevmeyebilin. Beni sevmeyebilin. Annem var. Bak kardeşlerim var. Ben diyor tamam annemi çok seviyorum. Her şeye tamam. Bana öyle karşılık verirdi. Tamam der ama bak, yine bildiğini yap. İşte bak, aynen, her annemi çok seviyorum. Annemi tamam diyor ya. Annemi çok seviyorum. Tamam, bak en sonunda bak bu işte Keserle davası, kuvalama davası. Yemin ederim size vallahi de billahi de bir tane tokat vurmadım. Vurmadım. En tehlikeli çocuğuma şey, bir tane tokat vurmadım. Bak en tehlikeli sen sadece şey kovaladın mı? Kovaladım. Bir tane tokat vurmadım. Yemin ederim hepinizin de babalığını çekerim. Yemin ederim size de. Parmağını nasıl kırdın? Ha bandağımı. Ben şöyle vurunca bandağım kırıldı. Nereye vurunca? Ben direktmen kafasına vurdum ben bunun. Ben kafasına vurdum. Ben vurmadım demiyorum. İkrar gelmiyorum. Ben bir sefer vurdum. O da kafasını çekince çocuk. Orada buzdolap var. Şu, yani elin gibi. Yumruğun kafasına deyip kırılmadı. Hayır. Yok. Boşluğa gelip buzdolabına kenarına geldi. Bandan kırıldı. Yalnız konuşmuşta şimdi, değil. Allah rahmet eylesin. Yani, bak. İyi ki kafasını. Ben kırıldı. Şey dedim ki. Ya, sen koskoca adam. Vallahi çocuk iyi ki o zaman ölmemiş bak, yani. Şimdi Müge Hanım. Ben orada ne dedim oldu? Bak yine de söyledim. Dedim ki kızım bulaşığı niye yıkamadın? Niye yıkamıyorsun? Ben dedim ki o da dedi ki bana ben yıkamıyorum dedi. Yıkamayacağım dedi. O zaman ben dışarı çıktım geldi bulaşığı kendin yıka dedi. Tek bu dediği. O sırada zaten ben duyurunca şuurum kaybettim ben oraya. Tamam da şimdi İçeri bak. İçeri girdim bak hocam bir saniye. Bir dakika bir dakika. Tamam, tamam, sen neyse. Bir dakika. Sen hep bildik şeyler söyle. Aynı söylüyorum ben. Aynı benim bildiklerimi söylüyorum. Kaç sefer söyledin? Mesele o değil. Mesele bu çocuk bu şöyle karşı bir tavır sergilediğinde bu şiddet dışında dövmek dışında yapacak başka şey yok muydu? Hocam şimdi senin dediğine de katılıyorum. Sen diyeceksin ki psikolojiye şuna doktora moktora sen götürmüyor musun? Hayır hayır. Başka türlü baba olarak aklı başına bir adam olarak davranma şeklin bu olmamalıydı. Şimdi ben zaten kendisine izah ediyorum ki adam anlamıyor. Da, sen de anlamıyorsun Hüseyin ya. Hayır hayır. Ben her şeyi izah ettim ben bunu. Ben şunu anlamıyorum yani çocuk o kadar bağ evlerine gidecek falan filan ben gitmedim diyecek kabul edilecek. Bulaşık yıkamıyorum diye Keser'le kovalanacak başına yumruk atılacak. Benim de anlamadığım bu. Ben daha netini söyleyeyim. O kadar şeyi hani. Şimdi bizim yani, tabirimizde bilimsel, Müge Hanım bizim tabirimizde kızını dövmeye dizini düverdiler. Bak kızını dövmeyen evladı dövmeyen. Bulaşık yıkamadı diye dövülmez. Hayır ben de şunu söyleyeyim. O tabiriniz yanlış. Her eziyeti bize yok bizim burada geçerlidir. Bizim memleketimizde geçerlidir. Hala ama şerlerde yanlış şeylerde yani. Ama bir faydası olmadığını gördün ama onu. Bak bugün bak geldiğimiz kısmında noktada.
koyu kısmında geçerlidir bizim muhtebiyet. Yanlış geçerli Hüseyin Bey. Onu değiştirmemiz gerekiyor. Bu düşünceyi değiştirebildiğimiz zaman çok daha sağlıklı bir nesil yetiştirme şansımız. Ayrıca hani dövmeyi ortaya. De tırnak içinde alın. Dövmek illaki de bir çocuğa tokat atmak demek değil yani. O bir genel tabir olarak alın bunu. Uyarması vesairesi falanı. Evet, kızını uyarmak, kızına bir şekilde, bence kız ya da oğlan da ben ya ayırmıyorum. Zaten kızını uyarmak ve yol göstermek evet bir anne babanın görevi. Ama şimdi çocuğa da kafasına yumruk attı mı? İyi ki o zaman denk gelmemiş. Senin parmağın kırıldığına göre çocuk da orada beyin kanaması geçirse sen bugün şunun cezaevindeydin yani. Evet. Efendim, yani bak, o yüzden bugün de hadiselerin ortaya çıkışındaki en önemli sebep bu davranış biçimi. Çocuğun kafası kırması bir yana, kırılan ruhu yüzünden çocuk böyle davranıyor şu anda. Ben aslında hani diyorum ki hani Melahat Hanım'a her ne kadar eleştirsem de bazı tavırlarını. Da, şurada hayatta olsaydı Hüseyin Hüseyin Bey'in de kızına size. Bir bulaşık için böyle davrandığını ne? Görüyorsa o da işte hayatta gidip başka konuda gider komşunun kocasından yani yardım ister işte. Bulmuş olsaydı, o da dışarıdan nasıl bulmuş algılanır nasıl algılanmaz bugünkü yankılarını görüyoruz. Ya acaba bir şey demiyorum ben. Ben bir şey demiyorum. Şuraya yani bir... hala fikrinde yanlışsın yanlışını söylemeye çalışıyorum. Ama Hüseyin abi dövüyordu çocuğunu. Bunu nardaki bütün insan biliyor yani. Ve nedendir bilinmez. Hüseyin abinin söylediği yalanları Nurdagül de destekliyor. Ama Hüseyin abi de ne hikmetse yayında ağlıyor. Yani ben bunu Hüseyin abiye de söyledim. Ben programa geldiğimde yayın sonunda Hüseyin abi çok rahattı. Ve ben bunu Hüseyin abiye sorduğumda Allah belasını versin gebersin dedi. Beni dedi pisliğin içine soktu gitti dedi. Otelde konuşuldu bu mevzu. Dediniz mi böyle bir laf? Ben Allah belasını versin gebersin gitsin demedim bu lafa. Doğru söylemiyor yani. Ha. Ben hayır ben öyle bir şey söylemedim. Bu kadın niye yalan söylüyor o zaman? Dedim, bak bu şeyi duyduktan sonra Mehmet Atakil'le gittikten sonra bu lafı duyduktan sonra ben bu lafı söyledim. Beni pisliğin içinden bıraktın nereye gitti bu kız dedim. Ben bunu o söyledim. Yazlık eve gittiğini duyunca. Evet. He. Ben onu duyunca söyledim zaten. Bağ evine gittiğini duyunca. Ha. Yani bu tabii kızgınlıkla, yani bir baba olarak da bir infial ve tepki gösterecek yani. Kızgınlıkla yani söylenmiş. Yani eline sağlık, ayağına sağlık. Mı desin bir baba da yani. Bu sonunu görmeden ben, hani evet. Ölüm olayı öğrenilmeden. Evet. Şimdi o zaman ben iyiliğin çocuğu benim evladım değil bir başkası olsa benim yaptığımı aynısını yapar mı yapmaz mı hocam? Gayet tabii kardeşim. Uyar. Dinliyoruz. Peki. Sizin kardeşinizle ilgili de çok şey konuşuldu. Bizim Nurdagül'le kardeş gibiydik. Biz böyle büyüdük. Nurdagül'le süt kardeşiz. Nurdagül ben dayımın oğlunu tanımıyorum diyor. Benim kardeşimle geldikçe tanıyorum diyor. Ağzıyla da söyledi. Kardeşime işi düştükçe çağırıyordu yani Nurdagül. Çağırdı da. Çok da iyi biliyor benim kardeşimi. Bu Nezer'le ilgili Ahmet Bey'le de röportaj yapmıştık. Ahmet Bey o gün ben Murat'la beraber hurdaya gittim dedi. Ben gitmediysem bile o gelip beni almıştır dedi. Tarihi karıştırmış olabilir. Yani ben de tarihi karıştırdım. Peki, Murat Bey mektup yazmış. Söylediğine göre ben Ahmet'le hiçbir zaman hurda toplamaya gitmedim dedi. Ben bir gün gittiğimde benim kardeşimin arabası o dediği mevkide duruyordu. Ben çıkıp da Nurdagül'e seslendiğimde Nurdagül kardeşim burada dedi. O aralar kardeşimle arama çıktı benim. Ne zaman? Yani hurdaya çıktığı dönemler. Ben de ne yapıyor burada dedim. Hurdaya gidiyorlar dedi. Nezen kaybolmadan bir hafta öncesine kadar beraber çalışmaya başlamışlar söyledikleri kadarıyla. Yani bir hafta çalıştılar. Bir hafta sonra arada... Burada Gül Hanım da bunu biliyor mu beraber hurdaya gidiyor? Peki biliyor. Tabii Murat ki biliyor. Bey neden biz hiç gitmedik diye bir mektup yazmış. Vallahi onu enişteme soracaksınız. Niye öyle söylemiş? Ben biliyorum. Beni bırakın. Yani benim kardeşimin ya da halamın kızının çevresindeki herkes biliyor bunların Urda'ya gittiğini. Hepsi de biliyor. Yani niye inkar ettiklerini anlamıyorum ben. Peki Murat Bey yine bir mektup daha yazmış Melahat Hanım'a ve demiş ki ben sigara almak için dışarıya çıktığımda Nezen'i götürmedim. Acaba... Cevap vermek istiyor musun Hurda'ya? Cevap vermek yok ben dedim bir hafta gitti veya 15 gün gitti dedim. Başka gitmedi dedim. Öncesi mi sonrası mı ama? Ben öncesi diye hatırlıyorum ama Murat yanlış hatırlıyor sonrası demiş. Önceden önce gitti. Gittim, önce evet. Gitti. Öyle hatırlıyorum ben. O zaman kaybolduğu dönemde beraber Hurda'ya gidiyorlardı. Tabii tabii bir hafta veya da 15 gün fazla değil. Kaybolmadan önce. Kaybolmadan önce. Kaybolmadan önce. O zaman Ahmet orada doğru söylüyor. Yani daha sonra... Murat yanlış tarihleri karıştırmış olabilir. Veyahut da kafası çünkü çok dün konuştum ağlıyordu. Peki o zaman öncesinde gittiğine göre demek ki Nezen'in kaybolduğu gün eğer Ahmet almadıysa onu o mu gidip Ahmet'i aldı? Mutlaka öyle olmuş ama gitmedim onunla diyor. Eğer o tarihte yine beraber gidiyorlar idiyse... O zaman
bu şartla konuşuyoruz. Evet. O tarihte de bir beraberlikleri